Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve teala'ya hamdü sanalarımız bulsun. Bugün ilim hakkındaki sohbetimizi devam ettiler ikemiz. Yine ilim alış adabları barasında sohbetimizi devam ettiremiz. Ötken gelge sohbetimizde ilimli adablardan biri, birincisi niyet olsa, ikincisi hatırını tazeleş, kalbini demek boşaltış. Yani ilimini kabul kılışke boşaltış deyip islam ettik. Bu hutta ilişki yok şeydi. İliş. İlişini boşaltmasız, onunla koyulgen su taşı bakıp kete uğradı. Onu boşaltış gerek, keyin o sindiredi. Öşe sözümüzden bir kişi saval birdi, çıkıp getirdikkenimde. Boşatış için ne kılış gerek? Degen saval. Cüde doğru orunlu saval. Hamamızda var, boşatış için ne kılış gerek? Degen tabii bir saval doğuluşu var. Hop, bunun için birincisi öşe sohbet devamı da ettik. Özünüzde bilimdarlık degen tonunuzu geçip, talabalik, alimlik tonunu içip talabalik tonunu giyiledi. Öşe Yahya Gavsani Hafizahullah, Allah özü o kişinin selamat kısın. Ben bu yerde ulamalar bilen üçleşken peyde o kişini küzetsem, o kişi aynen bana şu adabı amel kılarken. İlimde özden kuyu ligini bilip durup de bir kişinin. Özden köre demek tecrübesi yaşı hem küçük ligini bilip durup de, lakin hüttü ustazdan sonra gendikten bir neselerini sorab örgen yaptı. Hüttü talebe suratiye kiri yaptı. Mene bu ilimli adabı buladı. Şimdi yukadı olasız. Çin manadegi ilim kalbigi yukkan kişilerde mene şu hıslat buladı. Çünkü ilim çeksiz. İnsan bilgen sarı ilimsizliğini biledi. Dengizge uzakdan karasız bir süzü ötü var hemen diye böyleyiz. Bu çüşüp köyün, kegin bilas, onu kançalıyı çeksizliğine. İlimem şundak. Taşkarından köyün gendi, onu sumunuzun süzü yürüyenini körsiz, dengizde hemen hem süzemen de böyleyiz. Lekin çüşsiz, kegin bilas, o yerde süzüş asa değmez, o bu beyi payan. İlimem şundak. İlimini aslanasından kirgen adam, özünün kimliğini, bilimsizliğini bilip baladı. Bana şu hakikatini anlayan adam, haligi min başkalar aldı da ustaz boptursa hem, İlim alaman degen cahide o tonunu geçerdi de, bemalol hiç ikkilenmezden talib ilimdeki hareket kıladı. Ustazımız Şeyh Rahmetullahi Aleyhi bilen, buna şu hadislerinin, altın sesler hadislerini tercihmesi, tahriri bağırası da, o kişinin huzurlarında bazı bir münakaşalar boyandı. Biz Hazretini hud şunda kıskıyamız, hud kendi büyük alım, kendi indi abru cihattan hem hemen tamamdan katta şahs. Ve bizge nispeten yaş cihattan hem. Lekin, İlimini aldığı yerinde hüttü talebeni singeri keyfiyetke çağırdılar. Şunun için bu bunda adamlar ki ilim ziyade böyle uğradı. Dua kılamız Rabbim ilmimi ziyade kıyın. Lekin o duanı ameliyatı hem gerek. Ameliyatı bana şunu değil. Özünüzü ilimli fahimlemeyesiz. Çünkü bilgen seriz bilmekeniz köplügeni insan düşünüp yete veresiz. İkinci mesele kalbini farık kılıçta demek. Biri bilimdanlık çapanını geçiş. Hı? İkincisi ise zikir hesaplanır. Zikir bugende hem til hem kalp bilen. Eğer til bilen zikir kıyanda kalbini hazırlaşkını iple olmasa, tarikat ulamalarını, tavsiyeleri var. Tilini tenleyiyle koyup durup kalp bilen zikir kılınır. La ilahe illallah'ın kalbini özünü hareket ettirişke hareket kılıp eğitilir kalp bilen. Kalp bilen zikir kısa kalpden teşvişler farık bulur. Ana ilimge hazır bulasın. Mena şu cahaya kirip gelirken de mescidde gelirken de okuladığın duanı okuş bilen birge kalbde zikir kılıp geliş mümkün. Görünüşünden sizi bırak yürüp geliyip yaptı değil de esne yaptı de böyle şeye mümkün mesela. Görünüşünden bilmeydi. Lekin kalbiz bilen siz Allah'ını islep La ilahe illallah'ını kalbde tekrarlayız. La ilahe illallah'ını kalbde tekrarlayıp zikir kısa. Öyleyse zikir kalbini sakin kıladı ve hayallerini ketkizedi.
bu ötken seferge öşe adabını, adab barasındaki yapımızın tekmilesi yani tolduruçısı, beyanı hesabı da etilgen gibi. Nöbetteki adab, insan ilim alışta sakin buluş gerek, hayat çırali buluş gerek dedik. Şu bilen birge, ağır basıklık ve avazını kötermezlik hem ilimli adablardan hesaplanır. İlim alıyorken peyde ustazga saval verildi mi? Şiriler bilen sözleşildi mi? Ahistelik bilen, basıklık bilen buluş gerek. Bakır çakır, toz topalan bilen, özünü körsatış bilen bu mıydı? Şunun için ustaz ilim veriyorken peyde eğer sizde bir ağır saval tuğulsa sizde o şey savalını bir işte hem adab bulan müracaat kılış gerek. Saval bir işte mat kılış için, mürzem kılış için, yine nimelerdir, garazli maksatlarda olsa o savalda bereke bu miydi? Yaşlı bu miydi? Özünüzde zarar. Ve başkanı tayilişiye siz intiliyekken bulasız niyet çatağı buladı. Şunun için saval bir işte hem demek sakinlik bilen saval bir iş gerek. Tinglagende, tinglagende. Can kulağı bulan eşitip, eşitkarlarını anglab, yatlab barışka hareket kılış, bu ham ilimli adablardan hesaplanadı. Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam, Cuma hutbesini eşitken peyitte, yanındaki adamga, işaret kısa ham, hareket kıyam buladı, savaptan mahrum buladı digerler. Doğru mu? Namazmaz. Lekin hutbe. Hutbe, Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın hutbeleri ilim, dinini öğretkenler. En muhimlerini öyle cümlede okuyatkenler. Adli ilmi meclis başka, lakin hitap başka. Hitapta, o bakır çakır bölgeni için, yani ki beden avazda yapırılgeni için, yani nemeler üçünmez. O yerde dinin muhim talimatları ayetliyken için o hutbe dinlenişi lazım bölgen. Demek söz hesaplanadı. Hud düşünden iktibas kılıp alınadı ki, ilim talibi, hatta Resulü Ekrem Aleyhisselam hutbede, yani degen işare kılmasın degenlerdik, ilim talibi, ilim alıştı, ene şun deyip, teveccüh bilen, yüzlenip oturuş gerek, artıkça hareketlerini hemesi ge, demek, hareketlerine orun vermeslik gerek. Hud de, namazda insan oturup, kanaka bu huşu bulan hareketini imkan kadar kemiyetir bir namazdan, Taşkara hareketten özü isteyip namaz okuyorsunuz. İlim talibi, ilim alıştı, yani şimdi kont bilen oturuşu lazım buladı. Üçüncüsü, onunla nevbette gitse, yani bugün gitsin üçüncüsü desek hem buladı. Nevbette gitse, meclis otururken de ustazga yakın oturuşka intiliş. Abura üçün, falançının yanında turup ders aladığı adam eken değilişi üçün emez. İstifade üçün. Berekatını köprak alışı için, yaxşı eşitiş için, köprak nerseni fahimleş için, demek ders beriyetken ustazga yakarrak oturuşka intiliş, bu hem ilimli adablarından buladı. Bunu onu ahlab ötübmez, kegenc aydan. Lekin, mesela muallim o, neryada siz bir yada oturvalıyıp, öğrenişke hareket kısız, şu adab ketti. Ve bereket şunge yerleşe kemeyedir. Cümleden mana şu bizim mana şu suhbatımızga tegishli bir nüktani aytishimiz mümkün. Uzoq joydagi adamlar kira olmasligi mümkün mana şu suhbatımızga bevosita iştirak eta olmasliklari mümkün. Ve turli vositalar orqali ko'radilar. Juda yaxshi. Lekin kelishki imkoniyati bor odam kelib qatnashsa bu yerdagi fayz baraka boshqa bo'ladi. Bu yerdagi istifoda to'liqroq bo'ladi. Hud düşünürsünler, hemen ilimde hem şu narsa var. Lekin, bir narsana ayeti ölçüşümüz gerek. Bu vasıtalar arkali örgenilen ilimini, oşa ilim örgütüyatken kişi, işançlı, müteber insan olsa, vasıtalar onu uzaklaştırmaydı. Ne mi demekçimiz? Keçek bir kişi sorup kaldı. Bir tanışımız, Kur'an örgengeneken, az yine dinden örgengeneken, vasıtalar arkali. Ha? Telefon arkalıydır, kompüter arkalıydır, örgengeneken. Bırak ayıp ki, senin ustazın kompüter boptu,
planşet bo'pti, telefon bo'pti, seni ustozing shayton bo'pti debdi. Qur'on o'qishing mumkin emas, boshqa qilishing mumkin emas. Johil odamning gap. Bu vositalar masofani yaqinlashtirib beradi xolos. U kitoblarda aytilgan ustozi yo'g'ini, ustozi shayton bo'lib qoladi degani u o'zicha o'qigan odamga nisbatan aytilgan. O'zichasiga. Mana hozir shunaqa odamlar ko'paygan, dindan o'zichasiga gapiradi. O'zichasiga rasa aqlli gap topgan. Nihoyatda aqlli gap topdi. O'ziga o'xshagan tartibsiz ilm o'qiganlar yoki umuman ilmdan bexabarlar unga qarshi ochilib yotaveradi. Lekin ilmni tartib bilan o'rgangan, ustozlardan o'rgangan odam o'sha yozgan gapi qanchalik kalta fahm gap ekanini darrov anglaydi. Bu joyda, ya'ni ustozsiz ustoz shayton bo'lib qoladi, ustoz bo'lmaydi deganda ana o'shunaqa o'zboshimchalik bilan ilm o'rganish nazarda tutiladi. Lekin bilvosita bo'lsa-da ustozdan ilm o'rganish bu demak ustozdan ilm o'rganish sarasiga kiradi. İlim talibi ilim meclisinde, ilim yolu da özden yukarıdan ham, öz bilen barabardan ham, özden kuyudan ham istifada kıla alış gerek. İmam Şafii aytganlar, kişi özden yukarı bilimli kişiden, özü tenkur alimden, özden kuyudaki ilimli kişiden faydalanma günçe alim bulanmayı. İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh İmam-ı Tirmizi'ye şunu için etkiler. Ey Ebu İsa, sen menden fayda agenliğinden göre men senden köprak fayda aldım diyenler. Görüyor musun? Bukhari kim? O insaniyet tarihindeki mucize insan. İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh mucize insan bu. Allah hadis için Allah o kişini yaratken, Allah özü kollab kuvvetleken mucize. Hazır bir kişi bana şu kompüterlerde oturup 1 milyon ta hadis toplasa Buhari'ni tufoqiga to'g'ri kelmaydi baribir. Çünkü Buhari bo'la olmaydi. Buhari ana shunday inson, lekin nima deyapti? Termiziy, ey Abu Iso, men sendan foyda oldim, sen mendan olganingdan ko'p oldim. Bu kamtarligini qarang. Va bu joyda yana bir narsa bor. Har bir inson o'zidan o'zi bilan teng qur kishilardan yaxshi xulosalarni olish, yaxshi istifodalarni olishi lozim bo'ladi. Ilmni olishda demek insan makanat tellaşı, obro tellaşı mutlaka mümkün emas. Şunun için İmam-ı Bukhari rahmetullahi aleyh özleri sahihlerde keltirgenler bu nevbetteki adab ilimde alışta tavazu şart. Tavazu buluş gerek. Ustazıya nisbeten, ilimge nisbeten tavazu bulması, kemterlik bulması ilim yok muydu? İlim, baş suhbatda aytganmiz, ma'lumotdan farqi bor. Ma'lumot bir narsani bildingiz, lekin u ilim bo'lmaydi. U qalbga kirib o'rnasa keyin ilim bo'ladi. O'rganganingiz, dindan o'rganganingiz, quruq ma'lumot bo'lsa yetadigan bo'lsa sizga, eshitasiz ketasiz ma'lumot u. Lekin sizga qalbingizga singishini, nur bo'lishini istasangiz, uni siz ilim sifatida qabul qilishingiz kerak. U ilim bo'lishi uchun mana shu odoblarga amal qilish kerak. Şu adablarga amal qilmasdan o'zichasiga dinni o'rgangan odam o'sha ilmni ma'rifatidan, ilmni ziyosidan mahrum bo'laveradi. Gapiraveradi. Hiç kim eshitmagan bir tarixiy voqealarni, nimadir hukmlarni gapirib ketaveradi tilida. Lekin u qalbiga nur bo'lgan ilm bo'lmaydi u. Chunki ilm mana shu odoblar bilan keyin ilmga aylanadi. Demak, İmam-ı Buxoriy aytgan odob shuki tavozi bo'lish kerak. İlmga nisbatan ustozga nisbatan tavozuda bo'lish kerak. Tepada turib olib ustozga nisbatan munosabatda bo'lish hech ham ilmga munosib emas va ilmni barakasini ketkazadi. Inchuning mana farzandlarni maktabga berganda, maktabda o'qiyotganda ustozni oldida maktabga berasizmi, madrasaga berasizmi? Qur'on o'qitayotgan ustozni oldidami farzandingiz? Ustozga nisbatan ilmga bo'lgan hurmatda hurmatda bo'lish kerak. Bolani o'zi ham o'quvchini o'zi ham, ota-onasi ham. Hozir bir nima chiqib qo'ygan odamlarda beandishalik chiqqan. Farzandiga ilm o'qitayotgan ustoz muallim. Oyligini to'lasa to'lagandir endi. Davlatdan oylik oladi baribir. Lekin oylik boshqa masala, u vaqti uchun berasiz oyligini. Lekin ilmi uchun siz uni to'la olmaysiz.
İlmini pulunu siz pul almayız. Onu bergen, berekesini onu maddi narsabına ölçe bulmayız. Lekin adamlarda şuna düşünce bu koyan. Kelede hocayın deyip yapmışladı. İlimde adamı bir doğru kemiydi. İlim tavazuyunu talep kıladı. Şunun için İmam-ı Bukhari sahihte ayeti yaptılar ki mücahit ayetiydi. İki kişi ilim alamaydı. Biri üyetçen insan, ikincisi mütekabber diyorlar. İnsan üyetçen olsa hem ilim alamaydı. Tartınız, soramıyorsunuz. Yani şu, bana şu, bazı adamlarda şu kadar adet var. Hemen kapkatta adam şunu sorayım hemen, kişkine baladan. Yani başkadan, benim palancı imam olsa, o adi adam olsa sorayım hemen. Hı? Benim otobüsü olsam, şunu sorayım hemen. Üyetemen de, ha? Ve hakeza. Üyetçen adam ilim alamaydı. Mücahit ayet yaptılar. Mücahit İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın en kette şagirdlerinden bu. İbn-i Abbas'dan men Kur'an'ını her bir ayetini kaçan kandeyi nime üçün nazil bulgarını sorup örgünüp çıktım diyenler. Hani şunu diyeyim, müjdehit insana bulgarlar. O kişi ayet ettiler ki demek iki kişi ilim alamaydı. Üyetçen adam. İkincisi mütekabbir adam. Mütekabbirlik kalbde olsa hem taşkarga çıkarmasıysa hem ilimden bir bahra kıladı. Taşkarısında, zahırda cahat tavazuyunu geliştir yaptı. Kulluğunu cahaya koy yaptı. Çökerler oturgandır. Lekin kalp mütekabbir bulup durdu. Belen durdu. İlimde ilim alamaydı. İlimde bereket yapamaydı. Her bir ilim meclisini besmele ve hamd bilen başlar. Bana bu narsa bizde yuvup gitti. Bu fakat damlalarda kalı halas. Lekin asli her bir ilim bana şunu besmele bilen ve dua bilen hamd sana bilen buluş gerek. Allah subhanahu ve teala İkra suresi de oku degen de ne degen? Oku. Rabbin namı bilen oku. İkra bismi rabbike lezî halak. Yaratken namin bilen, Rabbin namı bilen oku. Yaratken Rabbin namı bilen oku degen de insanın özünü yaratken. Kolundaki aşiyasını yaratken. Kılayken fiilini hem yaratıp birgen zat. Bu zatın namına etmezsen kanak kılıp siz ilimde bereket yaparsın. O ilim okuyarken ilmiyiz. Matematike boladı mı? Hısab ilmi boladı mı? Coğrafiye boladı mı? Farkı yok. Yaratken zatının kainatı da o zat yaratken saçıp koyan ilimini örgen yapsın mı? Bereket yapıyor. O zatın namı bulan başlayın. Bismillah deyip başlayın. Hamd ayetin. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun deyip hamd ayetin. Salavat ayetin. Biz ne gibi Resulullah Kerem aleyhissalatü vesselam'a salavat ayetimiz? Salavat bizi Peygamberimiz Aleyhisselam'a rabıtamızını kalınlaştırdı. Resulullah Ekrem Aleyhisselam'a rabıtamız kalınlaşken ise de o zattan aladığın ilmimiz müstahkem buladı, berekatli buladı. Demek besmele, salavat bilen, hamd bilen ilimde başlaş. Bu her bir hamamızda tegişli, hama ilimde tegişli. İmkan kadar bana şunge amel kılıp barışımız lazım buladı. Muhterem azizler, haliga aytganimizdek bu mavzu juda keng mavzu. Lekin juda muhim mavzu. Mana bilasizmi? Siz aytaylik bir konni kavlamoqchisiz. Shuni nozik sirlarini bilmasangiz, og'ir bo'lib chopaverasiz, kelmani uraverasiz, qozonni qoqaverasiz. Lekin natijaga erishish qiyin bo'ladi, to'g'rimi? Tellab pishasiz. Lekin siz qalovun topsangiz qor yonadi deydi-ku, ha? Kalavını topsiz, siz oson egallaysiz şunu. İlim adabları azizler, ilimni kalavı. Mana şu adablarını örgensek, biz hemen ilimde bunu işletip, hemen ilimde biz mana şu istifadanı mükemmel, hiç bu mesela berkemal suratta alabilişimiz mümkün buladı. Çünkü için Allah subhanahu ve teala özü bu dersimizin, sohbetimizin berdevam kısa inşallah gelir sohbetimizde yine başka adablar hakkında ham puhtalamız ve kısa tohtalı yapmış olas. Bu yaplarını her bittesine delil keltirip, her bittesine ayet, hadisten istifadasını alıp, ulamalardan gapını keltirsek, cüce çözülüp getirdi. Asasisi bana şu adablarını bilip alışımız ve kısaca izahla bütü yapmış, bana şularını iste alışımız lazım. Allah subhanahu ve ta'ala özü hammamızga menfaatli eylesin. Subhaneke Allahumma bihamdike la ilahe illa ente nestağfiruke ve netubu ileyke. أمين اللهم لك الحمد على كل حال ولك الشكر على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين
Parvardigorimizning olayotgan ilmlarimizni barakotli qilgin, manfaatli qilgin. İlim odoblariga burkanib, ilim axloqi bilan qo'rqlanishimizni Alloh o'zing muvaffaq aylagin. İlohi o'zimizni ham, farzand zurriyatlarimizni ham, hamma bütün ilimizni Alloh odob bilan ziynatlanish baxtini hammalarga Alloh o'zing nasib etgin, hammamizga muyassar aylagin. İlohi bu sohbatlarimizni bardavom bo'lishini o'zimiz uchun, oilamiz uchun Eylül üçün manfaatli tarzda hem işler devam bulup barışını, muvaffakiyetli buluşunu özün müyesser eylegin. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in.